Selam herkese. Futbol Manager'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz sevgili arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Konferans Ligi'nde çok tatsız maçlar oynamıştık. Çok tatsız maçlar. Yani gayet yenebileceğimiz maçlar oynamıştık ama bir mağlubiyet, bir beraberlik aldık maalesef. Evimizde Celtic'e yenildik ama fena oynamamıştık. Red Star'ı da kesin yenmeliydik. Daha fazla pozisyon bulan taraf bizdik ama olmadı. Şimdi bugün Groningen'le oynayacağız. Onlar da gruba iyi bir giriş yaptı. İkinci sıradalar şu anda. Groningen'le hatta önce gideceğiz, sonra onlar bize gelecek. İki maç arayla Groningen'i umarım burada ve orada iki tarafta da yenebiliriz. Böylece Konferans Ligi'nde bir üst lige, bir üst tura çıkma şansımız olur. Evet, durumlar bu şekilde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bu arada Red Star'la biz evimizde mi berabere kaldık? Yok, deplasmanda berabere kalmışız. O da iyi. Evimizde yenersek, Groningen deplasmanından da puan alırsak, evimizde hem Groningen'i hem Red Star'ı yenersek otomatikman ikinci çıkıyoruz. Tabii Celtic'ten kimsenin puan almamasına bakması lazım böyle bir durum. Da var tabii, Celtic'i yenerlerse plan değişebilir ama olur da bir deplasmandan bir Groningen galibiyeti. Hı? Neden olmasın? Şunu da yapabilirsin chat. Evet, Sinan Engin'in efsane planı gibi olduk yemin ederim. Ama çok şanssızız ya. Kesinlikle biz kazanmıştık Red Star maçında. Yani hak etmiştik maçı. 2-15 XG, 7 isabetli şut. Yani buradan nasıl gol çıkmadı? İnanılır gibi değil. Gerçekten üzücü. Gerçekten üzücüydü bu maç. Onun dışında sevgili arkadaşlar, Celtic hak etmişti diye hatırlıyorum. Bakayım. Celtic. Oo, biz Celtic'i de darma duman etmişiz. Yani onlar 3-0 yendi de XG'yi de dövmüşüz. İsabetli şutta dövmüşüz. Gene olmamış ama. Çok şanssızmışız ya gerçekten. Umarım bu şansımızı döndüreceğiz sevgili arkadaşlar. Celtic maçını da hak ettiğimizi unuttum ben tabii aradan. Bir hafta geçti, belki bir buçuk hafta geçti, hatırlamıyorum. O maçı da hak etmişiz ama 3-0 yenmişler. Tabii 3-0 yenildiğin bir maçı hak etmiş misindir? O da tartışılır büyük ihtimalle. Vekic dışında da bir şeyler olmuştur. Fakat Rizespor ve Alanyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldık. Süper Lig'e iyi gidiyoruz Süper Lig'de. İki tane fire vererek başlamıştık ama Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı. Sonra toparladık, keyifli galibiyetler aldık. Yenmemiz gereken rakipleri yendik. Süper Lig fena gitmedi. Ama tabii asıl konsantrasyonumuz Konferans Ligi. Burada üst tura çıkıp kendimizi gösterip sonra yurt dışına kapağı atmayı düşünüyoruz. Fakat chat, çok kötü bir haberim var. Rize ve Alanya spor maçlarını ben offline'da oynarken çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Berke sakatlandı sevgili arkadaşlar. Hem de 3 ile 5 ay arası sakatlandı. Ben size son bölüm sormuştum ki Igor Vekic isimli kalecimizi maçı satan, Celtic maçını satan Igor Vekic isimli kalecimizi sizce kulüpten nasıl gönderelim demiştim. Selasını mı okuyalım? Tekme tokat mı gönderelim? Halıya mı saralım? Siz de bir sürü güzel cevap vermiştiniz. Bunlardan birini seçecektim ama onun yerine oynatacağımız Berke maalesef çok uzun süreli bir sakatlık yaşadı ve Vekic'e kalmış durumdayız chat. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Çok üzücü. Umarım Vekic toparlar. Şöyle bir kendisini överek toparlamasını ilk şeyi yapalım. Oyuncuyu öv diyelim. Övecek hiçbir şey yok ama biliyorsunuz hiçbir şey olmasa da övgüde bulun falan diye bir şeyle övebiliyorsunuz. Hiçbir şey değişmedi. Evet, morali aynı kaldı. Neyse Vekic, elimizden geleni yaptık ama bakalım Vekic'i satıp birini kiralayamaz mıyız? Yaparız da çoktan grup maçları bitmiş olacak. Olur da turu geçersek sonraki turlara bakarız zaten. Vekic'i belki satarız o zaman Ocak ayında. Yeni bir kaleci alırız da Ocak ayına kadar biz bu gruptan elenirsek zaten geçmiş olsun artık. Bu gruptan çıkmamız lazım bir şekilde. En azından kendimize itibarımızı yükseltip sonra yurt dışındaki kulüplere kapağı atmamız lazım. Bugün ne yapıyoruz? Dediğim gibi önce Groningen, sonra Yeni Malatya Sivas, sonra tekrar Groningen maçlarıyla sizlerle birlikte olacağız.
sevgili arkadaşlar. Kaleci çok fark ettiriyor FM'de. Bence de evet. Aynen öyle. Evet, o zaman Groningen'e bakalım. Ne yapıyormuş Groningen? Gözlemci raporumuza bakalım. Evet. Gözlemci raporumuz geldi. Analizimiz başlasın. Groningen 4-2-3-1 oynuyormuş. Evet, analizimiz bitti. Bakalım nasıl oynuyorlarmış. Evet, topa sahip olarak oynamaya çalışıyorlarmış kendileri. Bunun dışında pivotla ve iki kanat forvetle oynuyorlar. Aslında kendine ve kararlarına güvenen bir teknik adam olsam üçlü stoperle başlardım bunu görünce. Üç tane de stoperimiz, özellikle Kaan'ı da oraya kaydırınca bayağı iyi olabilirdi. Ama tabii ki kendi kararlarına güvenen, bu tip cesur kararlar alabilen bir teknik adam asla değiliz. Ve yine 4-3-3 başlayacağız büyük ihtimalle. Çünkü şöyle de bir şey var. 1000 tane şut bulup atamadık bir türlü. Aslında 4-3-3'ümüz iyiydi yani. Hem Celtic'e hem Red Star'a karşı iyiydi. Bir maçı kalecimiz sattı. Diğer maçta da bir türlü topu içeri atamadılar. Bu maçta şansımız döner diye ümit ediyorum ve bozmak istemiyorum taktiği ama şu bana çok üçlü santrafor da hissettirdi. Savaşçı orta saha oynatıyorlarmış sahada bak. Bu önemli. Demek ki oyun kurucumuzu oraya koyarsak onun işini birazcık zorlaştırabilir bu roldeki oyuncu. Ama bizim oyun kurucumuz da sahada galiba. Evet, Findel. Guel de kanatta. Dolayısıyla şurada oynayan oyuncu çok rahatsız edemez ikisini de. Taktiğimiz bu haliyle de gayet okey gibi. Alanya ve Sivas maçlarında bir şey denedim. Bu savunma çizgisini biraz öne almayı denedim. Çünkü Yevgeniyev hızlı değil, kesinlikle yavaş ama mental özellikleri iyi olduğu için o yavaşlığı kapatabilir diye düşündüm. Hristov da hızı fena değil. İdare ediyordu en azından Süper Lig'de. Belki bir ihtimal arkaya çok top kaçırdıklarını görürsek bunu geri almayı deneyebilirim ama son iki maçta bunu savunma çizgisini biraz ileri alınca daha iyi sonuç verdiğimizi gördüm. Bir de artık yavaştan Konferans Ligi'nde bir tane bile olsa bir 3 puan almamız lazım. Bir de evet, forvetleri hızlı mı ona da bakacağız. Pivot oynuyorsa eğer bu iyi. Tabii 2 tane kanat forvet var, onlar bu sefer kaçabilir. Hızlı değil dediğin adam 11-12, hızı fena değil dediğin 12-12. Evet, haklıymışsın. Hristov da hızlı değil. Fena değil dedim ama o sırada mental özelliklerine bakıyordum. Daha iyi, daha hızlı zannediyordum ben bu oyuncuyu. Analizimiz başarısızlıkla sonuçlanmış. Meğersem biz okuyamıyormuşuz. Gerçekten inanılmaz. Evet, son derece haklıymışsın. Ben nedense Hristov daha yüksek zannediyordum. Hristov da hızlı değil. Bu karardan pişman olabilirim. Geri mi alsam acaba bu karar? Neyse, bakacağız. Tamam, önemli değil. Olur da baktık arkaya kaçıyorlar. Hemen şey yaparız. Geri adım atarız. Evet, bunun dışında Kunhucu sakatlıktan dönüyor. 45 dakika tavsiye ediyor teknik ekip. Dolayısıyla onu 45 dakika oynatacağız. Vidovic maalesef bir türlü nerede oynatsak, burada da oynatsak, kanatta da oynatsak, tam santraforda da oynatsak hiçbir yerde verim veremiyor. O yüzden böyle bir 11 ile çıkmayı düşünüyorum. Atakan son maçlarda takımın zayıf karnı olmuş burada oynattığımızda. Aslında Eyüp tam bir savunma oyuncusu değil ama burayı daha iyi oynuyor Atakan'dan. O yüzden Eyüp'e şans vereceğiz. Bence okeyiz chat. Bence okeyiz. Haydi be çocuklar. Igor'dan tabii ki memnun değiliz. Yani Igor geçenki maçı sattı, Celtic maçını. Umarım bu maçı satmaz reis. Talant son maçlarda bir tık kazmayı da Enis deneyebilirsin belki. Kesinlikle ikinci yarı düşüneceğiz ama Enis de hızlı değil maalesef. İşte Talant'ın öyle bir avantajı var. Evet. Yaptığımız takım konuşması kimseyi etkilemedi. Dengeli başlayalım. Çok fazla şey yapmayalım. Evet, savunma çizgisi kararını burada daha iyi vereceğiz. Hakikaten de pivot gibi oynuyor galiba bu oyuncu. Bitiriciliği ciddi yüksekmiş bu arada. 14-18 boyu falan da iyi. Buna sıkım arkadaş, doğru karar. Katılıyorum. Bu dostumuz hızlı mı?
Fena değilmiş. 14-17 hızlanması var. Dikkat etmemiz lazım ona. Belki bir zayıf ayak yapabiliriz. Suslov en iyi oyuncuları anladığım kadarıyla. İki tane sıkı markaj hiç sevmem. Herkes sonra yerini kaybediyor. Onun yerine Suslov'a pres yapalım. Sıkı markajdan ziyade topu ayağına aldığında oyun kurmasını engellemeye çalışalım. Zakaria Abuklal, o da hızı fena değilmiş. Ona da bir zayıf ayak çakalım. Brenet, daha ofansif oynattıkları bek yanılmıyorsam, bunu anlamak biraz güç oluyor. Eşit mi duruyor lan bunlar? Yok, Brenet daha önde net. Hayır, pres yapma demiş hızlı diye büyük ihtimalle, ama onu kapatalım. Aynen, çok hızlıymış bu da ya. İyi oyuncuymuş. Bu solaya zayıf ama. İyi. Solaya zayıfsa süper. Solda oynatıyorlar. Şahane, tamam. Bunlardan ikisi de oyun kurucu değildi. Biri merkez orta sahaydı. Bunun zaten oyun kurmayla alakası yok. Bu da savaşçı orta sahaydı. Bunun da pasları çok iyi değil. Onlara pres yapmamıza bu sebepten gerek yok. Bir iki oyuncusu ciddi iyi ama bir iki oyuncusu da bizim seviyemizin altındaki, kesinlikle yenebileceğimiz bir rakip. Yenilirsem üzülürüm. Yani en kötü deplasmanda beraberliği almamız lazım. Evet. Heyecan yüksek. Müziğimizi kapattık. Seyirci sesimizi aktif ettik. Deplasmanda Groningen galibiyeti çok efsane olur. Haydi çocuklar, yapabilirsiniz. Sizlere güveniyorum. Bu maçı özel, bir de Kaan'ı da savunma rolüyle başlatacağım. Çünkü çok ileriye gittiğinde zaten pek etkili olamıyor. Stoper'e yakın bir oyuncu olduğu için. Bir böyle başlatalım, ileride zorlanırsak bakarız. Dengeli de başladık. Fazla risk almadan başlıyoruz ama bu demek değil ki ileride riski düşünmeyeceğiz. Baktık maç kötü gidiyor. Daha fazla risk almaya çalışacağız. Haydi çocuklar. Geniş özet diyorum. Sesler açık. Başarabilirsiniz diyorum. Siz bu işi yaparsınız. Haydi. Aman diyeyim, az daha duran toptan tehlike yaratıyorlardı. Dikkatli çocuklar. Goal, 16 driblingim var. Yakıştı mı o top açma ayağından? Ben halı sahada öyle top açıyorum yani. Aha, Talant! Çalışkan forvet Talant! Müthiş bir şans önümüze geliyor. Bu şansı kaçırmıyor. Evet, aynı renkte forma giymiş iki taraftar grubu da. Bu yüzden anlamıyoruz hangi taraftan ama galiba köşedeki bizim de. İşte Talant, pressing forvet golü atıyor Talant. Savunmanın hatasını değerlendiriyor. Çok da kötü vurmuş gibi ama olsun, hadi bakalım. Bu arada Emre Kızılkaya kardeşim benim kanala abone olmuş, şimdi gördüm, eyvallah. Menoracım haklısın, ikinci yarı yapacağız onu. Bu arada Zivkovic sağ ayağını da gayet kullanabiliyor. O da fena değil yani. Sağ ayağı da fena değil Zivkovic. Aman. Sağda dev top var. Dikkatli olun. Sağdaki dev topa dikkat edin chat. İşte bundan korkuyordum. Alayım mı savunma çizgisini geri? Ne diyorsunuz? Arkaya kaçtı. Hem de pivot kaçtı yani. Ama topa da daha iyi sahibiz. Bozmak istemem. Gör pası, gör pası. Ah. Daha iyi pasım vardı Çalant. Biraz daha önce atabilseydin. Evet. XG'ler yakın çünkü çok çok net bir pozisyon buldular. Ama biz daha iyi gözüktük diyebilirim. Biraz daha bekleyip öyle düşürelim bence savunma çizgisini. Şu anda iki adayımız Zivkovic ile Capezzi gözüküyor. Oyundan çıkma adayları. Bir 5-10 dakika daha verelim özellikle Zivkovic'e. Sonra Kunhucu'yu yavaştan sakatlık sonrası oyunu alacağız bu maç. Savunma çizgisine de dikkat edeceğiz. Gene arkaya kaçarlarsa geriye alayım.
Aman duran top yemeyin. Hayır. Pivotları bravo Vekic be. Helal Vekic, affettiriyor kendine. Tempoyu düşürmek doğru bir shout. Evet, düşürelim. Katılıyorum. Güzel. Bravo Vekic. Evet. 60 oldu. Goel de kötüymüş. Zivkovic 6-20'lere falan düştü. İnanılmaz. Kunucu'yu kanat oynattığımızda fena iş çıkarmıyor ama Habibi de çıkarmam gerektiğinden. Acaba Kunucu'yu sola, Vidovic'i sağa mı atsam? Vidovic sağ ayaklı mıydı? Evet, ama kuvvetli sayılır solu da. XG bakımından en kötü Avrupa maçımızı oynuyoruz ama yeniyoruz. Evet, çıldıracağım ya. Aynen öyle. Gerçekten. Habib de yorgun. Vidovic'i hadi öyle yapayım. Konucuyu sola attım. Oyun kurucu rolünü becerir. Hatta daha iyi becerir bence. Dribbling de yaptırabiliriz Konucuyu bu arada. Vidovic'e de kanat forvet hücum diyelim. Capezzi'yi de alırsam iyice şey olacak. Yani 3 hakkımızı bir anda kullanmış olacağız. Bekleyelim 3. hakkımız için. Capezzi'yi sadece biraz daha sakin ol diyelim. Defans çizgisini geri almayayım ama tempoyu düşürdük. Bir de şunu kaldırmayı deneyelim. Bakalım biraz daha kontrollü tempo, topun daha fazla bizde kalacağı bir oyun yapabilecek miyiz? Yapamadık, evet. Direkt topla oynayarak başladılar. Yok. Bu tam arkaya kaçma mı? Değil bence. Korkuyorum onu geri alınca baskı kuracaklar diye. Okey. Uzaktan şut geri alsaydık daha da yeriz zaten. O yüzden sıkıntı yok bence şimdilik. Ama daha mı kötü olduk ya? Topla daha fazla oynuyorlar. Bir de kontra kovalamayı deneyelim. Eyvah, eyvah, aman. Aman çocuklar, aman, aman yapmayın. Yapma be, öf be. Vekic, o açıdan öyle yemezsin ya. Peki. Veki. Ah, ulan be. Evet Kaan ya, bir de sana savunma rolü verdik yani, ileri de çıkmıyorsun, sırf şunu yapmayacaksın işte Kaan. Kaan baya gol yedirdi ya, sağ bekte tam olmadı sanırım Kaan. Uyumayacaksın öyle işte. Vekic ne yapıyorsun ayrıca ya, neyse. Hadi hadi, hiçbir şey için geç değil. Daha gol yiyebiliriz. Çok oynuyorlar ya. Çok oynamaya başladılar. Capezzi'yi alıyorum. Enis'i mi alsak oyuna? Hadi Enis'i alalım. Vidovic'i buraya koydum. Merkez hücum dedim. Çalandı buraya attık kanada. Enis'i buraya attık. Bu şansı hak ediyor Enis. Aynen. Kaan'a destek görevi veriyoruz. 1-1'de okey miyim 1-1'e ya? Ne kadar risk almam lazım burada? Yenilmemiz aşırı kötü olur. Bir bire deplasmanda olduğumuz için okey bile olabilirim ya. Ama Celtic skoru alırlarsa çıkamayız o zaman. Çünkü biz Celtic'e yenildik. Tamam. Aşırı bokunu çıkarmayacağım. Böyle yapalım. Hücum kalsın. Yeteri kadar destek görevimiz var. Savunmaya yardıma gelirler. Şakkadanak diyorsun Mithat.
Hadi bir duran topla çalalım şu maçı be. Ah, bir duran topla kaybediyoruz galiba. Bravo be, çok iyi. Kaan yetiş. Yetiş mevkine. Dikkat çocuklar. Ama bir anda top oynamaya başladılar bunlar da be. Ya of. Aynı adam aynı adamı kaçırıp duruyor. Sıkı markajı kaldır. Kaldır sıkı markajı. Bak kim buna sıkı markaj verdi? Çıldırırsın. Ben bunları şey yapayım ya. Asistana bırakmayayım. Herife sıkı markaj vermişsiniz. O yüzden kaçıp duruyor ya. Ulan asistan yedekten giren oyuncuya otomatik sıkı markaj atmış. Adam takılıyor tabi. Arkaya kaçabiliyor bu sayede. Çok iyi. Enis yapma Enis ya. At bunu Enis. Ah. Var ya bunu daha önce keşfetsem bence yemezdik o golü. Tamamen sıkı markajdan yedik. Ben size diyeyim. Sıkı markaj bayağı riskli bir şey çünkü. Çok moralim bozuldu be. Değişiklik hakkımız bitti değil mi? Tabii bitti evet. Daha fazla risk alayım mı ya? Okey bokunu çıkarmayan bir risk alıyorum chat. Bokunu çıkarmayan bir risk alıyorum. Sadece şöyle yapacağım. Track artist'i oynar mısın sen Vidoviç? Gizli forvetin mi daha iyi olur? Pasların fena değil aslında. O yüzden özel yeteneğin de var. Sen bir track artist'i ol. Seni de tekrar desteğe atayım. Aynen. Olabilir İlk Nurcuğum. Belki de hiç bulaşmasak daha iyi olacak ama bir şeyleri görüp reaksiyon vermeyince bu oyun zevkli değil ki. Bir de şey bir mit. Onu ben değil. Böyle baba FM'ciler, beta testerları falan yapıyor. Hani çok fazla oynayınca takımın ayarı bozuluyor kısmı. Taktiksel yatkınlığı şey olabilir. Bunun üzerine gol yememiz çok kötü oldu bu arada benim bu açıklamamdan sonra. Taktiksel yatkınlık müthiş değişikliklerde çok az bir etki yapıyor ama onun dışında bir şey yok. Bu test edildi yani onaylandı YouTuberlar tarafından. Direkt böyle doğru değişikliklerle maçı alabiliyorsunuz. Ben doğru değişiklik yapmıyor olabilirim. Şimdi bu konuşmanın üzerine gol yemek hoş olmadı. Büyük ihtimalle benle alakalı yani. Ay abi ya inanamıyorum yediğimize şu an ya. 4-2-3-1 almamla bir ilgisi yok bu arada yediğimiz golü. Net yok yani. Ne alaka? Hiç yok. Ama yedik işte. Ve Konferans Ligi gidiyor gibi şu anda bu şeye baktığımızda. Çok garip bir şekilde en kötü oynadığımız maçı az daha yeniyorduk. Ama XG adaleti AI'ya karşı çalıştı. Bizim bir önceki maçlarda çalışmamıştı. Çok üzücü. 5 XG ile gol atamadığımız Konferans Ligi maçı oynadık. İlk defa XG'de gerideydik ama maçta öndeydik. Ve FM tanrıları bu kez izin vermedi. Evet, çıkarabildiğim kadar çıkardım hücuma. Artık yapabileceğim bir şey yok. Çok kötü oldu bu mağlubiyet. En azından beraberliği belki kitlese miydik? Çok ama aşırı da risk almadık ya. 4-3-3'ten 4-2-3-1'e geçerek vermedik maçı bence. Demek ki yiyeceğimiz varmış. İkinci yarı net daha iyilerdi. Cevap veremedik bütün yarı boyunca. Bir anda top oynamaya başladı yani rakibimiz. Yevgeniyev de kırmızı kart görerek. Ne dikti? Bir şey dikti. Anladınız siz onu. Tüy dikti.
İkinci yarı hak ettiler. Karşı çıkmam. XG'de de hak ettiler net yani. Şöyle bir şut istatistiklerine ilk yarı ikinci yarı baktığımızda ne görüyoruz? İlk yarı gayet eşit. Biz daha şanslıyız. İkinci yarı çok net bir üstünlük sağladılar. Buna asla cevap veremedik. Belki de komple başka bir taktiğe geçebilirdik. Belki hiç oynamasam daha mı iyi olurdu ama bir şeyler görüp oynadık. Ama fayda etmedi. Belki de yanlış şeyler yaptık, bilemiyorum. Haftalık maaşının yarını, yarısını keselim. Karar haklı gözüküyormuş. İtiraz da etmeyelim. Ne oldu? Celtic de Red Star'ı yenmiş. Bu kötü oldu işte. Groningen kimi yenmiş Celtic dışında? Ha, bizi yendi. Yok, birini daha yenmiş. Evet, Red Star'ı yenmiş. Evinde Red Star'ı yenmiş. Şöyle o zaman. Yapabileceğimiz şey şu. Bir kere Groningen'i kesin yeniyoruz evimizde. Garanti yeniyoruz. Celtic Groningen'i ikinci maçlarında da yeniyor. Red Star'ı kesin yeniyoruz bu kez. Öyle bir durumda da averaja kalıyor galiba. Evet. İçeride Groningen'i ve Red Star'ı yendiğimizi düşünürsek Groningen diğer Red Star maçından 3 puan alırsa da çıkıyor ama. Evet. Bu bizi gruptan eleyen maç olabilir chat. Berabere kalsak birazcık daha okeydik ama Groningen Red Star'ı bir kere daha yenerse biz Red Star'la maalesef hak etmemize rağmen berabere kalmıştık. O zaman şansımız kalmıyor. Ya da Celtic'i yenmiş olmamız lazım falan filan. Ki Celtic maçında çok iyiydik. Yani ah ah gerçekten ahlar eşliğinde bir konferans ligi geçiriyoruz. En kötü oynadığımız maçı kaybettik. O da bu maçtı. Gerçekten istatistiksel olarak da kaybetmeyi hak ettiğimiz ilk maç buydu. Bundan öncekilerde kaybetmeyi hak etmedik. Hatta kazanmayı hak ettik. Ama ikisini de kazanamadık. Birinde beraberlik alabildik. İşte futbol böyle bir oyun. Yapacak bir şey yok. Şöyle de bir şey yapabilirsin. Avrupa'da kendimizi gösterip Avrupa'ya atmayı düşünüyorduk ama çok şu an gösterebildik mi emin değilim. Bakalım, belki Avrupa'nın bayağı alt sıralarından, yani üst ligin alt sıralarından bir takım şans vermesini gene gerçekçi yorumlayabiliriz. Oyunda gene o şans gelebilir bu arada, belli olmaz ama biz tabii gerçekçi değilse gitmeyiz yani buradan. Evet evet evet. Red Star Groningen'i yensin. Sen 3 maçı da yan çıkarız abi. Red Star Groningen'i yenerse zaten o zaman şansımız oluyor. Öbür türlü Celtic'ten puan almamız lazım. Ama her şey, bunların hepsi neye bağlı? Groningen'i evde yeneceğiz. Yoksa geçmiş olsun. Bir sonraki maçımız asıl belirleyici olan o. Evet, şimdi Türkiye Ligi'ne geri dönüyoruz. Yeni Malatya ile oynayacağız. Evet, Kaan çok kötü mü oynuyor ya acaba? Ne yapsak orayı, emin de olamıyorum ama galiba bayağı kötü oynuyor ya. Ha? Ne dersiniz? Zivkovic yerine Jovan Lukic yapalım. Aynen. Atakan'a da şans verelim mi? Üzülmesin. Ya da üzülsün bir şey olmaz. Evet, Adil'i alacağız kadroya. Ömer'i alacağız. Gökdeniz'i de alalım. Bunun dışında Melih'i alabiliriz. Hristov yerine. Findel yerine de. Gökhan Sakat. Zivkovic, Andresen ikilisinden. Andresen'i alalım. Bu Andresen'e de pek şans veremedik. Bakalım. Tamam. İlk 11 bu şekilde olabilir gayet.
Kunlucu hala tam iyileşmemiş. Ya evet, üçlü stoper gerçekten de acaba daha mı iyi olurdu diye düşünmüyor değilim ben de. Ama 4-3-3'ümüz de hep iyi şeyler gösterdi bize bu son maç hariç. Groningen son maçı hariç chat. Hep iyi şeyler gördük. 4-3-3'ümüz gayet iyiydi yani. Şans işte. İstatiksel olarak falan. Uyudu bayağı. Taktiğimiz işe yarıyor gösteriyordu. Ama bazen böyle sonuçlar oluyor hocam, yapamıyoruz. Ya arkadaşlar zaten çözeriz. Kaan yerine bir sağbek aradık, bulamadık. Kaleye de Vekic'i satıp başka bir yabancı kaleci baktık Berke'den iyi, onu da bulamadık. Bunları yaparız da gruptan elenmiş olacağız, o yüzden çok bir manası olmayacak yani. Gruptan çıktığımızda bunları kesin yapmak için uğraşırız, o ayrı, ama çıkamazsak zaten herhalde Bursaspor'da devam etmeyiz diye düşünüyorum bu sezondan sonra. Tabii lige konsantre olacağız öyle bir durumda. Uf Guel. Canımsın Guel. Açtı gene kilidi. Gördü gene oyuncuyu. Buranın gene üçlü, bakın ben ağzımla söyledim zaten. Normalde üçlü çıkardım o maça diye ama işte. Çünkü aslında sol bekleri bence sadece o maçlık öyle oynadı. Rol olarak sahte oynadığını sanmıyorum. Bence bir pivot, iki kanat forvet üçlüsünden dolayı bayağı hani 3 santrafor gibi oluyor çünkü öyle olduğu zaman. O yüzden üçlü oynamak iyi olur dedim ben ama yapacak bir şey yok. Bu arada asistandan markaj ayarlarına aldırmayı hatırlatsanıza bana. Onu bir halletmemiz lazım. Bir saniye chat. Siz izleyin, geliyorum. Geldim chat. Oha, bir gol daha mı yedik lan? Ya arkadaş, ne oldu bu takıma ya? Canavar gibi oynayan takımı ne hale getirmişiz? Ulan Vekic, sen yapıyorsun değil mi bu takım böyle? Şuraya bak ya. Yeni Malatya'ya da mı yenileceğiz? Nasıl yedik golü? Kaan'da 6.80 gözüküyor. Kaan'ın hatası mı vardı chat golde? Üçlüye mi geçsek ya? Kaan'ın hatası. 6.80 yazmış ama. Vekic'e falan yazdı golü herhalde. Okey, geniş deneyelim. Bir de önde kurmayalım. Bu kadar. Hadi bakayım. Toparlayın ya.
Vallahi olacak iş değil. Peki. Madem öyle. 6-20 ile oynayan var. Devin. 6-20 ne Devin ya? 6-20 ne ya? Allah aşkına yani. Yakışıyor mu senin gibi topçuya? Hiç yakışıyor mu? Allah Allah ya. Yok. Sen iki yönlü, sen mezala hücum ol. Kapezi'yi de alalım. Andresen'i denesek mi? Hadi Vidoviç'i deneyelim. Evet, deplasmanda kötü sonuçlar üst üste. Yeni Malatya'ya da yeniliyor gibi duruyoruz. Bakalım üçlüye geçtik. Takım bir reaksiyon verecek mi göreceğiz. Bravo Lukic. Ne yaptın acaba Çalhanta sen? Adam oraya koşu yapsa bile alamazdı ki onu. Bravo Vido. Bravo Melih. Ah be, fena orta değildi Çalhanta. Vururdun sanki onu. Lazım lazım bir sürü şey lazım gibi ya. Ama ben şeyde hayretler içerisindeyim ya. Yani 4-3-3'ümüz hiç böyle şeylerin olabileceğini emaresini göstermedi sezon başında. Gayet iyiydi. Taktiğimizde hiçbir problem olduğunu düşünmüyordum yani. O yüzden şu anda çok şaşırmış durumdayım. Gerçekten. Gerçekten şaşırmış durumdayım. İlginç. Rakipler belki bu iyi oynuyor. O yüzden kapanayım, kontra kovalayayım dediği zaman taktikler işlememeye başlıyor. Eskiden bulduğu alanları bulamıyor artık takım. Ama onun olması için de yeteri kadar maçta oynamadık. Genelde o yarıdan sonra oluyor yani. Kurak hoş geldin, benim kanala abone olmuş. Teşekkür ederim. Vallahi bir de Süper Lig'de mağlubiyet alıyoruz chat. İşler iyi gitmiyor. Klasik Türkiye Ligi laneti mi oldu acaba? Avrupa'ya giden takım bozuluyor. Sürekli aynı taktikle oynayınca karşısı bizi analiz ediyor. Ya işte orada şey oluyor aslında, o yılların geyiği. İşte abi rakip taktiği çözüyor, ondan sonra iyi oynuyor. Muhabbetinde taktiği çözüp değiştirmiyor kendi taktiğini asla. Şu sadece şunu yapıyor. Defansif oynuyor. Yani biraz daha az risk alıyor size karşı. Ha, bu takım iyi diyor. Ben buna karşı risk alayım. O yüzden en başta bulduğunuz alanları bulamıyorsunuz ve taktik bir anda işlememeye başlıyor. Genelde hani çok üst düzey olmayan takımlarda başa geliyor bu. Ama onun olması için de yeteri kadar maç olmadı. İlginç gerçekten. Gerçekten ilginç. Garip bir maçtı. Bakalım toparlayabileceğiz mi? Şimdi Sivas, sonra Groningen var. Açıkçası dördüncü sıradayız hala. Yerimizi çok kaybetmemişiz bu mağlubiyetle. Buralarda olduğumuz sürece sıkıntı değil zaten. Bizden de üst sıralar bekleniyor. Kadro kalitemiz de aşağı yukarı. Aynen. Oha, üçüncü mü? Çok iyiymiş lan. Fenerbahçe'den iyi mi bekleniyor gerçekten? İyi. O zaman biraz daha iyi olmamız lazımmış. Bakalım. Önemli olan biz buradan kapağı yurt dışına nasıl atarız? Bakalım. Evet. X'çiler düştü. Haklısın.
Süper Lig çok tabii üzmüyor bizi ama deplasmanlar kötü gibi bu sezona. Bir bakalım şöyle bir. Evet, ilk maçımız deplasman, yenilmişim. Deplasman yenilmişiz. Evimizde yenilmişiz ama yenmeyi hak etmiştik. Deplasman berabere kalmışız, yenmişiz. Yenildik. Deplasmanlarda sıkıntı var hocam. Nasıl analiz? Demek öyle. Peki veri merkezine gittiğimizde, takım performansı dediğimizde ne yaptık en azından sezonda, bu sezon? Gol beklentimiz aşırı yüksek. Gol sayımız aşırı yüksek. Şutumuz yüksek. Kaleyi bulması yüksek. Çalım dışında her şey çok iyi. Sorun burada değil. Sorun burada ha? Ne dersin? Bakayım. Maç başına gol beklentisinde de iyiyiz lan o zaman. Ha bir dakika. Bu iyiyi göstermiyor. Bu kötüyü gösteriyor. Okey, çok pozisyon veriyoruz. Hayır, iyiyi gösteriyor ya. Tabii öyle olması lazım. Aynen. Bu iyi. Oğlum savunmamız da iyi. Nedir işlemeyen o zaman? Topa müdahalede de iyiyiz. Kazanma oranında iyi değiliz. Pas arasında iyiyiz. Uzaklaştırmada kötüyüz. Faul de kötüyüz bir de. Kötüyü göstermiyor arkadaşlar ya. Bakın. Süper Lig ortalaması 1.34. Bizim ortalamamız 0.95. Kötüyü göstermiyor. İyiyi gösteriyor. Öyle olması lazım zaten. Genel performans zaten bunları gösteriyor. Okey. Golcülük. Fena değiliz golcülükte de. Çok gol atmıyoruz ama pardon. Fena gol atmıyoruz ama gole dönüşme oranımız biraz daha iyi olabilir. Elit takımlar arasında çevirebiliriz. Bu arada yeni Malatya'da iyilerden biriymiş. Evet. Duvar gibi savunma ama savunmada silik kısmındaymışız. Savunmada silik demek ne demek peki hocam? Maç başına kalesine çekilen şutlar. Onda iyiyiz. Maç başına yenilen golde de iyiyiz. Anlamadım. Duvar gibi savunma, savunmada aktif. Yok, yeteri kadar müdahale mi yapmıyoruz? Sorun Vekiç gibi duruyor bence de, evet. Yani bu geçen sezonu da dahil ediyor. Bu bence bir bug, bunu hala düzeltmediler. Çok sinirleniyorum buna. Yani niye bunu geçen seneye dahil ediyorsun abi? Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bin tane fark. Bunu da bu sezona ayarlaman lazım yani, onlar gibi. Yani 4-3'ümüz gayet hayvani bir artı değeri veriyor bu arada. Artı 33. Yani taktiğimizde ben problem olduğunu düşünmüyorum. Bir iki oyuncu tercihimizi değiştirebiliriz. Burada geçen sezonu dahil ettiği için de birazcık farklılık görüyor olabiliriz ama bizim gördüğümüz de öyle. Son iki maç dışında XG'lerimiz hep çoğunlukla daha yüksek oldu. Uluslararası maçlarda son 5 maç diyelim, değil mi? 5 maç yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5 diyebiliriz. Hatta 1, 2, 3. Bunlar eleme. 3 diyebiliyorsak 3 diyelim de şu gollere bir bakalım. 3 diyemiyoruz. Son 5 diyoruz. Evet, bir tane mi gol attık biz? Anlamadım ben. Bir tane gol attık galiba o zaman. Rakip hatasından atmışız onda. Öyle mi lan gerçekten? Bir. Aa evet, tabii öyle. Aynen. Yani şunu da dahil ediyor. Yo, bunu dahil etmen lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da dahil etmen lazım. Nasıl bir gol gösteriyor o zaman? İlginç. Anlamadım. Neyse, yenilen gol gibi asıl problemimiz. Ya da sadece grubu mu alıyor? Hazırlıkları şeyleri almıyor olabilir. Biz iki gol de yemedik ki, çok daha fazla yedik. Asistsiz yedik bunları. Okey. Tamam. Yani bu bize bir şey anlatmıyor tabii. Yerellik maçlarına bakalım. Son 15 maç. Ortadan 4 tane yemişiz. Kafa toplarında mı iyi değiliz? Golü nasıl atmışlar? Plase vuruşla atmışlar. Kafa topu değil. Geriye doğru ortalarda, yani yavaş kalıyorlar.
Anladığım bu. Uluslararası maçlarda ne yapmışız? Kolese vuruşla iki tane yemişiz. Aynen bu ama bir şey anlatmıyor bize. Yani problemimiz gerçekten de şey gibi chat. Son 5 maçı baktığımızda çok süre verdiğimiz kimler var? Vekic. Evet. Vidović bir de. Bu ikili. Geri kalanlar 6.70'in üstünde. Ama stoperlerimizden birini de burada görüyoruz. 7'nin üstüne çıkamamış. Geri kalanlar tabii Süper Lig istatistikleri falan da var burada. Şunları falan sayma zaten. Alt lig maçları onlar. Şeyi kaldırmam lazım. Kulüp çalışanları, sorumluluklar, taktikler. Recep'ciğim sen bunu hazırlama. Onu ben yaparım. Bu bilgiler ışığında deplasmanda birazcık daha güvenli bir oyun tercih etmemiz mantıklı geliyor bana. İki taktiğe dönmemiz lazım sanki. Ama şansa bak iki maçımızı da evimizde oynuyoruz. Bu arada Vekic gidiyor. Aman diyeyim Vekic de giderse üçüncü kalecimize kalıyoruz. O da birinci lig seviyesi bir kalecisi. Kaleci zaten geçmiş olsun. Savunma genişliğimiz dengeli olması lazım. Onu genişe alıp ortaları biraz öyle engellemeye çalışabiliriz. Ama half space'i açık bırakırız bu sefer. Türkiye Kupası'nda Eyüp Spor'la eşleşmişiz. Pozisyon almaları çok kötü olmasa gerek ya. İlk baktığım özelliklerden biri stoperlerde. Şöyle yapalım. Şimdi bu maçları evimizde oynayacağımız için 4-3-3 işe yarıyordu. Bence bozmayayım. Ama deplasmanda bir taktiksel değişikliğe ihtiyacımız var gibi. Sezon başından beri deplasmanlarda hep kötü sonuçlar almışız. Bunu unutmayacağız. Şimdi kimi öneriyorsun? Roman zaten bir sonraki maç oynayamayacak bildiğim kadarıyla. O yüzden Roman'ı bu maçta oynatalım. Yusuf da okey. Kaan yerine Adil'i bir deneyebiliriz burada. Reis'i dinlendirelim. Zaten bok gibi de oynuyor ama mecbur onunla çıkacağız tabii. Vidović bok gibi. Hadi bu maç Andresen'e bir şans verelim. Çalandı dinlendirelim Enis. Habibi dinlendirelim. Berkay mı? Berkay zaten buradaymış. Gökhan iyileştin mi? Okey Atakan'ı alabilirim. Eyüp'ü ikinci yarı keseriz. Dronere futbolista abone oluyor. Çok teşekkür ederim. Gökdeniz'i de ikinci yarı oyuna alabiliriz. Gökdeniz sanki sadece Süper Lig'de etkili olabilir gibi geldiği için bana çok kullanmadım ya. Tamam. Ha, Gökhan Ayriç iyileşmiş. Onu alalım kadroya. Habip yerine. Hatta Gökhan'ı direkt Eyüp'ün yerine oynatabilirim bile. Çok rotasyon yaptım ama zaten yakında Konferans Ligi'nden elenebiliriz. O yüzden yapalım rotasyon önemli değil. Bu maçları kaybetsek de Süper Lig'in telafisini yapabiliriz. Sorun olmaz. Şu ikilinin yerini değiştireceğiz. Evet, bol bol rotasyon yaptık. Bakalım pişman etmesinler bizi. Guel'in bonservisini kaldırmadık. 25 milyon verdik. Serbest kalma mecburen. Bir sonraki devre arasına doğru onu tekrar yenileriz. Onu da kaldırırız. Ama kaldırmak bu sene her zaman daha avantajlı olmuyor chat. Çünkü oyuncunun morali bozulabiliyor ya. Bir serbest kalma bedeli olursa şey diyebiliyor. İyi tamam onu verin, onu veren olursa giderim diyebiliyor ve çok kızmayabiliyor satmayınca. 25'e satmaya da zaten okeyim aslında. Çok kastırmamıza gerek yok gibi. Bilmiyorum.
Öyle gibi geliyor bana. Evet, Adil'i savunmaya alalım. Doğru söylüyorsun. Evet, harika bir maç. 0.66 XG'yi bulduk ama highlight bile göstermedi bize. Aynen, 25'i zaten versinler, alsınlar, götürsünler topçumuzu. Okey yani. Evet, bol bol rotasyon yaptığımız bu maçta şimdilik golle buluşamadık. Melih iyi değilmiş ama alternatifi de yok. Birazcık daha geniş ve birazcık daha risk aldığımız bir ikinci yarı görelim bakalım. Evimizde de, yani bu maçı da rotasyonluyuz diye kaybedersek 4-3-3'üme olan güven iyice azalmış olacak ve bir takım değişiklikler düşünebiliriz. Ha, gene Groning, gene büyük ihtimalle bu taktikle çıkarım. Çünkü yani hem Celtic hem Red Star'a karşı iyiydi abi. Bir tek son maçta Groningen bizi paketledi ama onun da bence deplasman etkisi olma ihtimali var. Baktık işler iyi gitmiyor ilk yarım saatte. Hemen üçlüye falan döneriz. Bir şey yaparız. 4-4-2'ye yapabiliriz. Evet, hiçbir şey olmuyor bu maçta. Gerçekten inanılmaz bir maç. O zaman dans. Hadi bakalım. Bu neymiş ya? Adil, sen pasör oynar mısın? Oynayamazsın ama hadi oyna. Bir şey olmaz. Yusuf'un hızı nasıldı? Kötüymüş. Adil'in hızı nasıldı? Adil'in hızı iyiymiş. Adil buraya gelsin o zaman. Şu 4-3-3'ümüze bir bakalım. Şey, aman, 3-5-2'mize bir bakalım. Onun da bir testi olsun bize. Şimdi kimler iyi oynuyor? Berkay iyi oynuyormuş. Berkay'ı kesmeyelim. Gerçi yorulmuş ama. Hadi Gökdeniz'e şans verelim. Gökhan daha yeni sakatlıktan çıktı. Onu alabiliriz oyundan. Kötü oynayan Vidovic oradaki adayımız olsun. Okey. Şimdilik böyle olabilir. Savunma çizgisinde demin unuttuk diye geri çekmiştim ama şöyle yapalım. Gerçi evlenmiş yapacaktım da. Yapmadım. Kimse bilmiyor diye. Adil kurtarıyor bizi. Gerçekten Sivas top oynamaya gelmemiş ama. İnanılmaz bir performans Sivas'tan. Neyse ki açtık kilitlerini. Bir duran topla da olsa. Bravo Gökdeniz. Oğlum bırak çıksın lan. Okey, son değişikliklerimizi yapalım. Sakatlık falan çıkmaması için yapılan değişiklikler. Lukic, sen kalabilirsin. Müslüm, sen bir köşede şurada dans edebilirsin. Aynen. İyi, son değişikliğimiz de o zaman Zivkovic olsun hadi. Böyle bir orta saha olamaz bu kadar. Geçirgen bir orta saha. Gol yiyeceğiz şimdi ya. Yapmasan mı böyle? Ya neyse, yersek yiyelim ya, aman. Ulan yiyoruz galiba. Okey. Tamam, bu da artık önemli olmaya başladı bu maçlarda. Sakin olalım biraz, topu tutalım. 3 dakikada dayanırsınız ya. Okey, dayandılar. 1.51 XG ile ikinci yarı biraz daha risk aldık. Toparladık. 60 gibi mi değiştirdim ben taktiği chat? Hatırlıyor musunuz? Sanki öyle yaptık değil mi? Bakayım 60'a kadar 4-3-3 ile ne yaptık? Abi yani atarsın artık burada ya. 40 numara kim? Ha, bunların hepsi duran topmuş. Enis bak. Bu fırsatlara bak. 70 gibi mi değiştirdik? Okey, bir şey değişmemiş. Şimdi 70'ten sonra 3-5-2'ye bakalım. 3-5-2 mi oynasak acaba? Ona da uygun kadromuz var aslında. 3-5-2 daha iyi gözükmüş.
Neyse 3. sıraya çıkmışız. Güzel. Ama Süper Lig'e sonra konsantre olacağız. Şimdi konsantrasyonumuz tamamen şu Groningen maçında. Sivas kapalıydı. Aynen doğru söylüyorsun. Son derece haklısın. Karşılaştırmamamız lazım bu ikisini. İyi. Evet. Groningen. Müthiş Groningen maçına çıkıyoruz chat. Tam tersini yapalım bence. Penguin. Bence 4-3-3'ümüzle başlayalım bu Groningen maçına. Sonra baktık işleri gitmiyor. O zaman değişiklik yaparız. Silva'nın da maaşı artmış. Hadi bakalım. Evet tamam devam maçı olacak. Evimizdeki 4-3-3 performansımız istatistiklere baktığımızda bize iyi diyor. Dolayısıyla bu riski son kez bile olsa almamız lazım bence. Daha doğrusu son kez risk almak için önce bir 4-3-3'ümüze bir bakalım. Olmadı 3-5-2'ye geçeriz aynen bu maçta yaptığımız gibi. Burada bir 3 puan ümitlerimizi diri tutar. Celtic Red Star maçından da Celtic'in kazanmasını bekleyeceğiz. Red Star kazanırsa grup iyice karışır çünkü. Red Star'la aynı puanda olacağız hatta galiba öyle olursa. Evet aynen Red Star kazanmasın lütfen. Celtic birinci olacağı kesinleşsin ama şöyle bir Groningen'i yenerse bize bir güzellik yaparsa şahane olur. Bize de yenilirse işte o zaman Red Star'ı yense bile bizim çıkma ihtimalimiz var. Groningen. Ne ama bunların hepsi bu maça bağlı. Burada 3 puan şart. Hatta kaç kaybettik biz? 2-1 kaybettik. Yani genel averaja bakılıyor. Genel averajda da kötüyüz. Celtic'ten çok gol yedik ya. Genel averajda onlar çıkacak gibi. Celtic'ten bayağı bir fark yemeleri lazım. Ne yapmışlar ilk maç? Onlar da 3-0 yenilmiş aslında. Neden benim bu kadar kötü peki? Ha, onlar Red Star'ı çünkü bol gollü yenmişler. Onu def etmişler. Biz Red Star'ı yenemedik deplasmanda. Kızıl Yıldız değil mi? Doğru. Evet. Bir dakika. Ne dedin sen şeye? Gökhan'la Igor Vekic. Ulan Vekic. Bitiriyorsun sezonumuzu ha. Hızlı seçim diyelim. Kimleri seçiyor? Yusuf'u koymuş oraya. O da tartışılır. Ona da bir bakacağız. Vidovic'i koymuş. Zivkovic'i koymuş. Çalandı koymuş. Maalesef Lukic'i oynatamıyoruz. Kendisi malın biri olduğu için zamanında dönmedi. Andresen yerine Capezzi'yi alayım. Şimdi ikiliye bakılıyor Avrupa'da. Emin misiniz ya? Gruplarda ikiliye bakıldığına emin misiniz? Şimdi önce stoper kararını verelim. Yevgenyev yok bugün. Maalesef gerizekalı gibi kırmızı kart gördüğü için. Yusuf'u onun yokluğunda stopere koymaya çekiniyorum. İkili miymiş? Bakalım tamam merak ettiniz. Şey aman. Herkes bir şey söyledi. Takımlar arasındaki maç sonuçları. Yes. Bir dakika. Evet takımlar arasındaki maç sonuçları değil ya. Aynı puandaki diğer takımlar karşısında takım kayıtları şu kurallara göre. Averaj atılan gol sayısı. Bir dakika anlamadım ki ben. Averaj dediği genel mi yani? Ha bu ikisi arasında... Ha, öyle zaten buradaki sıra da o. Büyük ihtimalle ikili averaja bakıyor o zaman. Doğru anlıyorum değil mi? Şu anda ikili averaja bakıyor olması lazım. Yoksa bu açıklamaya gerek yok. Zaten burada averajla atılan gol sayısı diye devam ediyor. Takımlar arasındaki averaja ve atılan gol sayısı o da eşit olursa ona bakacak. İkili averaja bakması okey. Şimdi... Stoper kararı vermemiz lazım. Atakan'ın stoperliğini bir hatırlayalım.
Soğukkanlılığı ve karar alması biraz korkutuyor Atakan'ın ama hızı iyi. Kaan'ı stopere çekip Adil maalesef lisansı şey değil arkadaşlar. Avrupa'ya lisansı yok. Valla Yusuf biraz korkutuyor beni chat ya. Sağ beke de Yusuf'u çekelim bence. Kaan'dan kötü oynayacak değil ya. Kaan'ı da stopere çekmiş oluruz. Ya da öyle mi yapsak ya? Ya da sol ayaklı bekimiz Melih'i sağda oynatabiliriz ama Melih'in de savunma iyi değil çok. Okey, Yusuf'u koydum ya. Yusuf'u koydum. Atakan da bir korkuttu beni çünkü. Atakan bir korkuttu beni. En azından ya Atakan'ın soğukkanlılığı bu arada soğukkanlılığı biraz yüksek olsa, karar alması biraz yüksek olsa Atakan bayağı iyi stoper de. Yusuf'un sıkıntısı ne? Yusuf'un sıkıntısı genel özellikleri, yani şu teknik özellikleri biraz düşük. Mentaller bayağı iyi. Biraz da hızı iyi olsa o da canavar gibi stoper ama neyse oynar ya bu maç. Tamam. Kaan'ı gene sağ bek başlatıyoruz mecburen yani. Çakılı bek mi denesen bu kez? Çakılı bek de hemen topu ileri vuruyor. Kaan'ın bir de ayağı iyi, hiç kullanamıyoruz yani. Sağ tarafa direkt Kunhucu'yu atıyorum. Kanat hücum mu oynasın peki? Kanat hücum oynasın. Devini sağ bekliyorsunuz ha. Sola bu sefer kimi atacağız? Melih'i mi? Eyüp de bek oynayabiliyor aslında da. Çok riskli kararlar bunlar. Bilemedim. Bilemedim chat. Kalsın bence de. Şimdi. Kapezzi'ye bence ihtiyacımız var bu maç. Hem Findel hem Kapezzi biraz da olsa savunma yapabiliyor. Eyüp de öyle. Dolayısıyla orta saha oyuncularımız açık vermiyor bize. Bence böyle başlayabiliriz. Hatta Kaan'ı sahte bek bile deneyebilirim. Kapezzi de son maçlarda pek iyi değil ya. Oraya Gueli mi çeksem acaba? Gueli'nin de savunma kötü. Zivkovic'in de savunma kötü. Atakan'ı alabilirim. Defansif orta saha. Hadi öyle yapalım. Kapezzi'ye çok güvenemedim. Atakan'ı defansif orta sahaya çekelim. Eyüp'ü ileri atalım. Eyüp burada da oynar. Bitiriciliği 7 ama oynar yani. Çalanda fırsatçı deneyebiliriz. Çalanda bir bakayım. Bu sezon. Hazırlık maçlarını boşver. Valerenga karşısında fırsatçı da çok iyi oynamış. Onun dışında hep çalışkanda şans vermişim. Orada da fena gözükmüyor aslında. Bir iki maç dışında hep 7'nin üstünde ve yarısında bir golü var en az. Yani çalışkanda işe yarıyor aslında ama rol açısından bir fırsatçı da denenebilir. Bence okey. Ama şöyle bir değişikliğim var burada. Sadece önümüzdeki maç diyorum.
Seni destek mi yapsam? Yok, tamam. Evet, şöyle bir şey deneyelim. Chat. Şimdi bir dakika, çok fazla şey vermişim sana. Daha fazla dribbling yapma öncelikle. Bu başka birinden kalmış. Daha az şut çek diyebilir miyim sana? Uzaktan şutun fena değilmiş demeyeyim. Riskli pas diyeceğimiz kadar iyi pas atıyor musun? Atıyorsun sayılır. Açık kalsın o. Half space'e koşu yap. Bomboş çünkü orası. Tamam. Böyle yaptığımızda Kunhucu kanat göreviyle genişlik sağlayacak. Eyüp half space'i dolduracak. Onun çıkardığı boşluğu da Kaan sahte bek olarak buraya gelecek diye kafada kurduk. Ama şurada iki oyun kurucu rolü biraz rahatsız ediyor beni. Güveli kanatta başka bir şey mi yapsak? Ters ayaklı yapsak orta yapmaya kalkacak. Kanat forvet desek gol atmaya kalkacak. Trek artista desek fazla hücumcu olur. Ters ayak denesem mi? Uzaktan şut falan da deneyecek ama. Böyle bir deneyelim. Olmadı bakarız. İki tane solda oyun kurucumuz var. Artık birilerini koşturursunuz beyler. Yani yapacak bir şey yok. Okeyiz chat. Okeyiz. Evet Muyorse, sen de haklısın. O role de bir bakacağız. Kanat forvetimiz de yok. O role de bir bakacağız. Belki fırsatçı deneyebiliriz. O shout da güzel bir shout'tu. Shout'tu. Evet, rakip ne yapmış? Yine benzer çıkmış. Buna sıkı markacı kaldırmıştım. Sert ve zayıf ayak yapalım. Abraham'a da öyle yapalım. Suslov'a bir tek pres yapalım. Diğer kanada da aynısını yapalım. Var mı burada oyun kurucu bu kez? Aha, var. Evet. Buna asla pres yapma. Buna pres yap her zaman. Brennett'i de sağa atmışlar bu kez aynen. Çok mu sert oynuyoruz şu an? Neyse, kart görürsek ona göre güncelleriz. Okeyiz bence. İki tane pasör olma ihtimali olana pres yaptık. Hızlı olanlara sert ve zayıf ayak dedik. Bakalım neler olacak. Aha, stoperlerden biri bayağı genç. İyi mi değil mi bilemiyoruz ama iyiye de benziyor açıkçası. Değeri şimdiden iyi. Aha. Bu stoperler iyi değilmiş ama hızlı bayağı. Fırsatçı yaparsak sıkıntı olabilir. Gerçi diğeri yavaştı. 5-10'du. Hadi bakalım chat. Genişi aldım. Bir dakika. Önde miyiz? Öndeyiz. Bir duruma bakalım. Öyle karar veren. Bravo be Eyüp. Sola sola. Aha, Eyüp'ü kimse tutmuyor. Eyüp! Allah Eyüp be. Doğru söylüyorsunuz. Stoperlere pres yapalım. Çalantı yapacak zaten. Yapsın. Geriye alsam mı? Abi penaltı falan değil değil mi? Aman ha. Üf, değilmiş. Kunhucu. Haydi Kunhu. Atakan. Olsun. Haydi haydi haydi. Baskı yaptınız ona. Cık,
Ya buna pres yapın dedim, hiç yapmadınız yani. Herif rahat rahat koştu gitti, verdi pasını. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz anlamadım ki ya. Bu hiçbir zaman dediğimiz miydi? Evet. Kaleye isabetli şut çekemedik. Birazcık daha risk alabiliriz. Bu riskte şöyle bir şey yapalım. Aynen, hadi. Red Star 1-0 önde mi? Eyvah. Grup karıştı. Grup karıştı. Kaan. Arkadaşım ne yapıyorsun ya? Oyuna giren Serdar Dursun gibi itti. Bravo Kaan. Haydi. Haydi ikinci yarının başında bir gol. Haydi çalant. Olmadı be. Diyelim kral. Güzel. Güzel bir uyarı. Evet, biraz daha risk almamız lazım. Derken. Peki. Şimdi. Gidiyoruz. 4-4-2 mi 3-5-2 mi? Onu düşünüyorum. Eyüp iyi değil bugün. Sarısı da var. Hmm. 3-5-2'yi deneyelim. Gerizekalı. Hristo'yu sola, bunu buraya. Yusuf da yavaş biraz ama neyse. Stoperlerden kötü olan var mı? Yusuf var. Yusuf'u keselim o zaman. Yusuf'u ileri atalım. Kumlucu kanat bek. Oynarsın kral. Ayla ile oynarsın. Goel'i buraya atalım. Evet. Yusuf yerine Enis'i alalım. Eyüp yerine. Vidovic ikili oynayamaz. Kapoyu gibi görüyor. Kapoyu alalım. Evet. Aynen öyle. Hatta kenar stoper de deniyorum. Atakan toparlarsın sen. Bakayım sigortan nasıl? İyi. Hatta destek görevi vereyim bir tanesine.
Evet, şimdi burada zaten kesin kazanmamız gerekiyor. O yüzden bu farklı da kaybetsek önemli değil bu değişiklikten sonra. Güzel gol attılar. Yeteri kadar iyi pozisyon bulamadık. Hadi çocuklar. Hadi kenar stoperle açalım. Hadi Guel, bayağı geriye geldin. O kadar geriye gelmeni istiyor muyum emin değilim ama. Bravo, güzel toplar. Haydi Kunhucu. Süper pas be. Enis yapma, Enis at şunları. Ya of. Atılıyor mu? Sarı. Hadi bakayım Trekartista. Haydi bakayım. Demin sen de hücum görevi. Kaan sen de destek. Sen de destek. Bir tane savunma görevi olan oyuncu yok şu an. Findeli son değişikliğimiz böyle olabilir. Zivkovic mi, Guel mi, Vidovic mi? Zivkovic olsun hadi. Guel'i buraya alalım. Zivkovic 10 numara oynar mısın? Gizli. Zivkovic değil o zaman, Vidovic. Aynen. Hadi artık, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Ya yeniliyoruz. Yani ya eleniyoruz. Ya da bir anda iki gol buluyoruz. Ve averajda geriye düşüyoruz ama ihtimalimiz sürüyor. Bakalım ne oluyor. İki gol atarsak şu an şansımız olabilir. Hadi Çalant. Bravo Çalant. Bravo Kapo. Bravo. Haydi Enis. Ya Enis ama artık Enis ya. Enis 2-1 yapabilirdin şu an ya. Şu an 2-1 yapabilirdin. 2 tane net fırsat buldum ya. Belki de oraya başkasını atabilirdik. Enis yerine. Bravo be Kaan. Süpersin. Haydi Vidovic. Ay. Hadi kanattan gelin bana gol atın taktiği yapıyorum şu an. Ama çözümsüzüm arkadaşlar yani. Yiyelim yani ya da yiyin. Ben ne yapayım ben size artık. Evet, Enis'in Süper Lig'de oynadığı birkaç maç çok iyi gözüktü ama o bizi yanılttı. Aynen aynen, kanattan gelip atacaksınız biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şu anda 2 tane gol lazım. O da gittikçe imkansız gözüküyor şu anda. Koş Çalant, koş. Kırmızı görmesin diye ya. Sonraki maç için değil. Bu maç için azalttım. Bravo Kapo. Bravo be Kapo. Ah be Kapo. Hadi Guel, çöz kilidi. Offside.
Celtic öne geçmiş. Çok iyi. Ama iki tane gol çok zor artık ya. Hadi abicim ya. Oh be Enis, geldi de fırsat da geldi ya. Oh be Enis be. Bravo Kunho. Bu normal. Bu riski aldık. Ama olmuyor. Eleniyoruz konferanstan. İlk iki maçta çok iyi şeyler gösterdik. İyi sonuçlar alamasak da. Fakat Groningen maçlarıyla grupta şansımız kalmadı. Groningen bizi gayet hakkıyla yeniyor. Ah Enis, ah. Ah Enis. Ya offside'miş ama gene atamadı ya. Taktiğin çok kötü, saçmalıklar var. Evet chat. Aşırı keyifli bir konferans grubu olur diye düşündük. Bütün takımlar birbiriyle mücadele edebilir diye düşündük. Mücadele eden takımlardan biri olamadık. Groningen iki maçta bizi alt ediyor. Ama istatiksel olarak Celtic ve Red Star maçlarından bir galibiyet çıksaydı hak ettiğimiz, yani tövbe estağfurullah, hak ettiğimiz bir galibiyeti bulsaydık çok başka olabilirdi. Groningen maçlarını hak ettiğimizi iddia etmeyeceğim. Gerçi bu maç bayağı pozisyona girdik ama ilk maçta net kaybettik. Celtic 3-0 yenildik ama 5 xG'miz vardı. İnanılmaz. 1 xG ile 3 gol attılar. Biz 5 xG ile 1 gol atamadık. Red Star maçı da keza asla beraberlik değildi. Onu da kazanmamız lazımdı. Kazanamazsak o maçları, böyle olur. Sağlık olsun bakalım. Bu maçı da kazanabilecek duruma geldik ama atamadık. Evet. Sonlara doğru aşırı risk aldığımızda hem pozisyon bulduk hem pozisyon verdik ama gol bulamadık maalesef. Tebrik ediyoruz rakibimizi. İki maçta da gayet aldılar ve eleniyoruz. Kaç maç kalıyor grupta? İki maç kalıyor. İki maç kala eleniyoruz. Groningen bizi yeniyor. Celtic'le beraber fıtı fıtı çıkıyorlar. Bu vesileyle sevgili arkadaşlar, ne yapabiliriz kariyerimizin devamında? Bunu YouTube'a da soracağım tabii. Şimdi Avrupa bizim için çok önemliydi. Burada kendimizi gösterip yabancı takımlara gitmeyi düşünüyorduk. Türkiye'de fazla kalmayıp, ama kendimizi gösteremedik. Groningen teknik direktörü daha çok kendini gösterdi. Biz iyi gösteremedik kendimizi, net bir şekilde söyleyebiliriz. Gene de belki alt takımlardan birine realistik bakabiliriz. Bir iş var mı? Bakarız. Ya da bu sezonu Bursa Spor'da bitirelim, lige konsantre olalım, belki başka şeyler olur falan da diyebiliriz. Birazcık kariyerimize yön vereceğiz. Bir iki Süper Lig maçı oynayarak. Durumlar böyle. Evet, maalesef Konferans Ligi hayallerimiz suya düşüyor. Peki, iş var mı acaba? Genoa ve Brest'a. Genoa korkunç bir başlangıç yapmış. 1-2-7 ile. Böyle bir göreve atılıp Genoa'yı ligde tutmamız var mı? Bence yok. Bilmiyorum. Bayağı zor gözüküyor bu görev.
Kadroda fena durmuyor ama çok iyi de durmuyor. Zor hocam, zor. Brest de aynı şekilde. O da zor bir göreve benziyor. Onlar da 16. sırada. Bir de Fransa Ligi'ni ister miyim emin değilim. Hele bir de böyle zor bir görev Fransa'da. Çok zor. Evet. Biz ligimize geri dönelim. Ligimizde devam edelim şimdilik. Ama şunu söyleyebilirim. İstediğimiz gibi bir belki final olmayacak Bursaspor'dan. Güzel bir Avrupa macerasından sonra ayrılmayı ve öyle yurt dışına gitmeyi istiyorduk. Belki güzel Avrupa macerasını yapamadık ama hala şeyde iyi gidiyoruz. Ligde iyi gidiyoruz. Ligde üst sıralardayız. Ligde iyi bir performans gösterirsek eğer iş teklifleri gelmeye devam eder diye düşünüyorum. Ligde şampiyon olursak seneye takım değişir miyiz? Valla ligin bitmesini beklemeden de değişebiliriz. Benim gözüm artık açık şu anda diğer işlere. Gerçekçi bir yurt dışı işi bulabilirsek, çok zor olmayan, belki bu kararı alabiliriz. Ama Süper Lig'de de belki iyi bir seri yakalarsak chat ve üst sıraları ciddi oynarsak, belki ne bileyim şampiyonluk yarışı olursa da o zaman ayrılmamayı da düşünebiliriz. Bursa Spor'u tekrar şampiyon yapmak da çok güzel bir final olur. O zaman gerçekçi de olur bence yurt dışına gitmemiz. Şu an çok gerçekçi olur mu mesela? Emin değilim. Hristov yorgunmuş. O zaman şöyle yapalım. Adil Kaan değişikliği yapalım. Kaan'ı stopere çekelim. Findel, Vidomic, Lukic, Zivkovic, Çalant diyorsun ha. Guel de yorgun tabi. Okey. Hadi böyle bir şans verelim. Kunhucu nerede? Kunhucu da yorgun. Gökhan Ayrıç'ı kadroya alıyorum tabi. Enis beni üzdü ya. Ah Enis ah. Abi bir dinlendirelim. Sahtebek iş yapmıştı. Aslında haklı olabilirsin. Bu sebepten Hristov'u oynatsak mı acaba? Yorgun diyor. Yurt dışından önce 3 büyükler. Ya o da olabilir ama olmasa da olur bence. Adil'i koyduk stopere. Kaan'ı gene sahte bek yaptım. Hadi bakalım. Süper Lig maçlarıyla devam. Bilmiyorum, onu bir YouTube'a da sormam lazım. Bir 3 büyük görmek isterler mi yoksa buradan Bursaspor'dan direkt şampiyonluk yarışına girersek sezon sonu, giremezsek belki devre arasında ayrılmayı deneyelim mi herhangi bir yabancı kulübe? Bu kararda da fikrinizi merak ediyorum. Ama devre arasına kadar bakalım ligde neler yapacağız. Bu bence belirleyici olacak. Doğru söylüyorsun Sincap. Evet. Bence de. Galatasaray zaten yapmam. Çok yaptım onu. Ama Fenerbahçe Beşiktaş bir bakabilirdik. Bence ya şu an sadece tek derdim benim. Yurt dışına gitmemiz gerçekçi olur mu? Ondan emin değilim. Yani böyle bir hocaya şu anda kendini üst ligde kanıtlamamış bir hocaya yurt dışında üst ligde şans verirler mi? Vermezler sanki. Bayağı gol yiyorduk bu arada. Deplasman sıkıntımız devam ediyor. Madem deplasmandayız, şöyle bir şeyler yapalım. Deplasman taktiği bir türlü bulamadık. Böyle bir 4-1-4-1, birazcık daha sakin olduğumuz bir 4-1-4-1'e bakalım. Bu nasıl olacak? Hatta şöyle bir 4-1-4-1 olsun bu. Yani iki oyun kurucu yan yana oldu ama. Hadi olsun, bir şey olmaz. Ters ayaklı yapayım ya seni. Tamam.
Avrupa'da gidemeyecek takımı Avrupa'ya götürdün hoca. Ya bence zaten şu an performansımız hani asla kötü değil. Konferans liginde de utanılacak bir performans göstermedik. Groningen maçlarımız kötüydü sadece. Dolayısıyla yurt dışı için bence özel bir başarı lazım ya. Burada Türk bir hocanın yurt dışında şans bulabilmesi için o riskleri alması lazım kulüplerin. Hani Türkiye'den biri var böyle, kimse tanımıyor etmiyor, daha yeni başlamış kariyerine falan. Hani eski futbolcu değil, bir şey değil. Onu demek istiyorum. Şu anda hani onu birazcık daha gerçekçi yapmak için bence biraz Avrupa'da gitmek istedim ben. Hani Avrupa'da görüp vay be bu adam Bursa Spor'u ne yapmış, böyle iyi oynuyor bunlar falan dedirtecek bir şey iyi olurdu. Ama böyle de bir hikaye yazabilir miyiz? Belki yazabiliriz. Bu arada güzel bir kontra golü attık. Topu kaptı Findel. Çok da güzel bir asist yaptı. Çalant da bitirdi. Kaan'a baksan ya. Evet, ben de onu diyecektim. Celtic maçı itibar açısından iyi olabilir. Evimizde böyle iyi bir sonuç alırsak gruptan çıkamamış olacağız ama Celtic'i yenmek bir haberdir yani. Ali'ye baktık, bayağı almadık. Bu da tanıdık bir isim. Bu arada XG'ler eşit, çok iyi bir maç çıkarmıyoruz. Gene deplasmanda sıkıntılarımız devam ediyor. Geçen sene bu kadar pozisyon vermiyordu takım Süper Lig'de. Bu sene veriyor. Enteresan gerçekten. Neden böyle? Kaleci de değişmedi. Geçen sene de Vekic vardı. Ya da geçen sene veriyorduk ama Pukki atıyordu galiba. Herhalde öyle bir farkımız var. Evet, maç hala dengede. 1-0 önde olsak da Samsunspor da bayağı pozisyon buldu. Hiç iyi sinyaller değil bu. Kötü başlamışlar lige. 15. sıradalar. Bu kadar ortak bir maç olmamalı. Hatta XG'de öne de geçtiler. Tekrar 4-3'e dönmeyi de deneyebiliriz. Reis kötü. Melih gelsin. Lukic bugün iyi değil. Gökdeniz'e şans verelim. Zivkovic iyi bugün, kalsın bakalım. Vidovic'in sarısı var, onu alabiliriz. Alalım. Gökhan gelsin. Daha fazla hücuma çık diyelim Gökhan'a. Talimatlarda da birazcık daha genişletmeye çalışalım bakalım oyunu. Toparlayabilecek miyiz? Kaan at artık ya. Ulan Kaan, kaç tane yakın frikik, hepsi de iyiydi. Hiçbirini atamadık şansa. Başarabilirsiniz demeyeyim, moralleri bozulur şimdi öndeyken. Bravo Eyüp. Ama o olmadı. Biraz da zorunda kaldın o pası. Ne? Penaltı mı? Wow. Gerçi maçı ortak olmayı hak ettiler. Burada beraberlik koparsalar itiraz etmem yani. Zivkovic'in eline çarpmış. Okay. Peki. Findel yorgun.
Delikanada atalım. Şöyle. Son değişikliklerimizi yapalım. Berkay'ı alalım. Zivkovic kanat oyun kurucu olsun. Pardon, Berkay. Zivkovic de buradan içeri girsin. Ya da evet içeri girsin. Melih'e de hücum görevi verelim. Son dakikalarda da bir 4-4-2 denemiş olalım. Şu da bizi bozmuş olabilir. Geçen sene onu yapmıyorduk. Devre arası Avrupa bakacağız, evet. Takımlara göre o karara bakabiliriz. Zivkovic, Allah aşkına o pas ne ya? Son bir değişikliğimiz kaldı mı bu arada? 1-2-3-4 kalmış. Kaan çok yorulmuş. Kaan'ı değiştirelim madem öyle. Çalant da yorgun. Çalant'ı da değiştirebiliriz aslında. Enis'e pek şans vermek istemesem de. Hadi o zaman Enis'i oynatmayalım. Birazcık geçen maçın cefasını çektirelim. Yusuf asla sahte bek oynayamaz ama. Neyse 3 dakika falan kaldı. Oha Zivko. Bu mu ya gerçekten? Gole bak, orta sahadan. Çok salak bir şeydi gerçekten. Bu sağ kanattan sol kanada top sürdü. Bütün yarıyı geçti ve gol attı falan, saçma sapan. Eyüp yap şovunu. Bravo be Eyüp, pasa bak, Pirlo musun be? Çalant bitir şu işi. Ya Allah aşkına, o nasıl vuruş ya? Oo Melih. Kardeşim ne güzel bir taç o öyle. Adil, ne yapıyorsun Adil? Evet ya, deminki golün, attığımız gole bak, bunun kaçırdığına bak. Gerçekten doğru bir analiz. Oha Zivkovic. Çözdü maçı valla. Forvet lazım, evet. Bursa Spor'da kalacaksak eğer, şampiyonluk ihtimali doğarsa, forvet ve sağ bek şart gibi gözüküyor şu anda. Bir de kaleci. 4-4-2 de fena gözükmedi ya. Geç kaldık biraz Avrupa'dan elendikten sonra böyle bir taktiksel değişiklik için ama. Gerçi bayağı da pozisyon verdik. Hala da veriyoruz. 4-4-2 çok da emin değilim yani. Çalant. Atma sen daha pasını. Aferin evladım. Ağzına sıçtın gene Atağan. Bravo Berko. Ne maç be. Ne maç be. Berke. Eyvallah kardeşim. Nasılsın ya? Evet sevgili arkadaşlar. Bir şekilde 3 puan almayı başardık ama hak ettik mi tartışılır. Bence beraberliği hak etmişlerdi yani. Ama aldık 3 puanı. Bravo. Hala buralarda takılmaya devam ediyoruz. Allah Allah, Altay'a bak. Fenerbahçe kötü gidişini sürdürüyor. Zivkovic maçı kopardı vallahi, helal olsun. Evet, işler bu şekilde. Oha bir anda. Bir anda ne olmuş? Bir günde herkes kovulmuş ya. Haydi. Bunu da mesela hiç sevmiyorum. Bütün AI aynı şekilde çalışıyor. Bu ne ya? Evet. Bir sürü iş Sampdoria açılmış. Ama Frank Lampard mı biz mi?
çok zor bir karar değil onlar için. Gerçekçi olur mu buradan Sampdoria'ya falan gitmek? Çok gerçekçi olmayabilir. Sevilla falan. Yine de oyunda bir neredeyiz onu görmek için başvurabiliriz. Ama hikayesi iyi olur mu emin değilim. Burada ne durumlar var? Sevilla biraz... Almeria, Malaga var. Malaga kesin düşüyor. Almayız onu. Almeria yeni yükselmiş ama iyi kadro kurmuş. Almeria denenebilir. Gerçekçilik diyeceksek Edirne'nin ötesine geçemeyiz usta. Vallahi Avrupa'da böyle oynadığımız için katılabilirim. Sevilla falan hele şimdi bana teklif yapsalar bile oyunda ki yapacaklarını sanmıyorum ama yapsalar bile bence gitmemeliyiz Sevilla'ya. Hiç gerçekçi olmaz yani. Değişiklik güzel olur da işte gerçekçi gidelim ya. Yalan dolan gitmeyelim yani. Bir ilerletelim bakalım. Ha, Almanya Ligi'ne bakmadım. Freiburg'la Bayer Leverkusen. Leverkusen artık imkansız gibi ama. Freiburg denenebilir. Freiburg denenebilir. Kötü başlamışlar ligi ama denenebilir. Şey mantıksız ama ona gidemeyiz yani. Leverkusen'le Sevilla ile en gerçekçi olmayanlar onlar. Sampdoria, Almeria ve nelere teklif yaptık? Dur bakayım. Sampdoria, Freiburg ve Almeria belki. Şeye zaten teklif yapmadım Leverkusen'e. Boşuna yapmayalım. Aslında Sevilla'ya da yapmasak olurdu yani. Onların bir şeyi olabilir. Orada en azından YouTube'a da bir sorarım. Şimdiden de yazsınlar hatta. Şimdi daha bize teklif yapacaklar mı bilmiyoruz ama. Mülakatta Sevilla dersek takımın ismine kesin almazlar. Doğru söylüyorsun. Yani şu anki durumlarına göre değerlendirmek lazım ya. Ona bakarsan Galatasaray gerçek hayatta küme düşüyor yani. Genoa'ya gitmeyiz ya. Genoa korkunç bir iş. Bu arada öyle gerçekçi olabilir belki chat. Yani gerçekten korkunç durumdaki bir kulübe gidip öyle kanıtlamaya çalışabiliriz kendimizi. Ama biliyorsunuz bunu kariyerimizde bir kere yaptık. Nottingham Forest faciasına dönüştü. Dolayısıyla bir kere daha böyle zor bir göreve atılmak ister miyim emin değilim. Ona emin değilim işte. Ah ne Nottingham Forest faciası ya, pardon. Sunderland faciası. Nottingham Forest'ımız fena değildi ya. Sunderland'le karıştırdım. Evet, Freiburg'la Almeria bize görüşme şansı tanıdı en azından. Vallahi etmelisin bence de başkan. Bu ülkede takım çalıştırmamış olmama kesinlikle etmelisin. Ama bizim imparator çalıştırmıştı burada. Bir dakika, bu Freiburg'muş ya, çok özür dilerim. Pardon, ben Sampdoria ile görüşüyorum sandım. Almanya'daymışız biz ya, özür dilerim. Hocam Erol Bulut falan ha, neyse tamam. Yerinde saymak anlamına gelebilir. Öyle mi diyorsun? Burada iyi işler çıkarttım. Evet. Bir adım ileri gitmek istiyorum. Evet, Alman Başkan Klaus Friedman diyor ki bize eşeğinizi sağlam kazığa bağlamaya çalışıyorsunuz anlaşılan diyor. Hocam valla
Ne diyorsun ya? Tabii, futbol direktörü okeyim. Küçük bütçe yeter hocam. Ne diyorsun? Yüksek tempolu pres futbolu oynatılması. Severiz. Kümede kalmak. İyi, şahane. 23 milyon mu? Çok lan bu. Oha, paraya bak. Daha azı desek mi? Daha fazla ihtimal doğar belki. Paraya mülakatta düşünsenize. Biz transfer bütçesi olarak 23 milyon düşünüyoruz hocam. Ne dersiniz? Oha falan değil mi? Oha ne falan diye. Neyse, uygun diyelim hadi. Ne? 46. adımız geçmeye başlamış. Güzel. Almeria Reis'in itibarı birazcık daha düşük Freiburg'a göre. Kadro değeri de herhalde öyledir. Mali durum zenginmiş Freiburg'da. Almeria ne durumda? Güvendeymiş. Valla Almeria çok iyi olur mu? Emin değilim. Oyuncular da çok iyiye benzemiyor. Neyse, bir görüşmeye gidelim ya. Hemen belki Freiburg bizi almayacak zaten, bilmiyoruz. Ya sen bunun dilini konuşamıyorsun ki Türkiye al aşik. Dilimizi konuşamadığınızda endişe etmiyoruz. Hangi diliniz? İspanyolcadan mı bahsediyoruz? Yanlışlıkla onun dilini öğreniyor böyle. Ama siz dilimiz dediniz, ben o yüzden. Hangi dil bu arada? Arapça mı bu? Ben yanlışlıkla Arapça öğrendim ya falan. Allah Allah, bu başkan da eşeği sağlam kaza bağlamamda hakkında konuştu. Bu kadar yalan bir cevap olamaz yani. Ben sürekli kendimi geliştirmeye odaklıyımdır. Gelişime açık olmak önemli falan demiyor. Laf salatası. O yüzden bunu diyelim. Tabii, futbol direktörüyle çalışırım. Küçük yeter hocam. Sen ne bekliyorsun? Küme düşmemek için savaşma bekliyorsun. Başarırız. Ne? 33 milyon. Bir dakika, transfer dedi mi? Transfer vermiyor demek ki bu. Transfer bütçesi vermiyor. Boğaç Soydemir'in adı Freiburg menajerliği için geçiyor. Geçer ya. Valla. Ha, transfer 6 mı dedi? Ben onu görmedim. Okey. İsmimiz var mı burada? Freiburg için? Hayır. Freiburg'u Vivas alacak diyor. Oha, biz bu adamla nasıl mücadele edelim hocam? Vivas, sen Sevilla'ya git ya. Ne işin var Almanya'da kardeşim? Ne? Thomas Tuchel mi? Sevilla'ya bak. Vay vay vay. Sampdoria ile Sevilla dönmedi. Dönmezler herhalde. Valla zor kararlar bizi bekliyor. Kitap önermeye gidiyor. Evet, %17 futbol izleyicisi. Spekülasyonları yalanlamadım aslında. Bunu düşünmüyorum dedim. Evet sevgili arkadaşlar. Söz gümüşse sükut altındır falan gibi. Bir şeyler söylemiş başkan. Efendim baş... Nasıl? Ben de Teoman gibi kaldım. Sükut halkındır. Aynı anda aynı şakayı yaptınız krallar. Sükuto hakkındır.
Söz gümüşse. Valla Freiburg iyi olur gibi duruyor. Çok iyi bir bütçe veriyorlar. Eğer bize teklif yapacaklarsa gerçekten. İyi bir transfer bütçesi veriyorlar. Keyifli transferler yapabiliriz yani. İyi bir kadro kurabiliriz. Bir kariyerimizde de bir adım atmış oluruz. Almanya çok bir adım mı? Bursa Spor'dan bir üst bir kulüp mü? Ondan çok emin değilim. Sevilla da bizi iş görüşmesine davet ediyor. Aa, hiç beklemiyordum. Bence teklif etmezler ama ederse de gitmeyelim. Ama tabii ki görüşmeye bir gidelim bakalım. Benim olayım motivasyondur. Ya Monchi ile kim çalışmak istemez ya hocam ya. Tabii ki mutluluk duyuyorum. Küçük böyle. Bu kadar bir bütçe yeterli. $42 milyon mu? Ey maşallah. $93 milyon mu? Ey maşallah. Ne kadro kurulur be. Kitap versus motivasyon. Evet, Sevilla çok zor. Niko Kovac ismi çıkmış. Tuhel'den vazgeçmişler ya da bir yere gitmiş. Napoli gerçekçi olmaz bence. Gidersek Sampdoria belki biraz onu zorlayabiliriz. İkna edebiliriz ama Napoli'ye Bursa Spor'dan herhalde gidilmez. Bence Sevilla'ya da gidilmez bu arada. Oyun bir şekilde kafayı yer ve bize teklif yaparsa bence gitmeyelim. Freiburg ve Sampdoria'yı zorlayabiliriz. Hem de Bursa Spor'un bir üstü gibi düşünebiliriz. Sampdoria da çağırdı bizi. Vallahi onlar da çağırdı. Abi şunların yer değiştirmesi yani mini game mi bu ya? Niye bu UI'yi daha güzel yapmamışlar? Burada kesinlikle bir gelişmeye ihtiyaç var. Yani bazen burada oluyor hemfikir olmak, bazen burada oluyor falan. Kafa karışıyor ya. Tabii. İyi çalışırız. Ufak, küçük bir bütçe yeterli. Ligde kalma savaşından uzak dur. Şahane. Bak şimdi hemfikir ol sağda. Şimdi hemfikir ol solda falan ya. Allah aşkına. Oo, transfer bütçesi azmış. Evet, şimdi chat. YouTube size sorular. Twitch ile zaten konuşuyoruz. Sevilla, Almanya, Sampdoria ve Freiburg'a teklif yaptık. Hepsi kötü günler geçiriyor. Fakat aralarında şöyle farklar var. Freiburg ve Sampdoria orta sıralarda bitirmesi beklenen takımlar kadro kalitesi açısından. Dolayısıyla bizdeki beklenti de kümede kal şeklinde oluyor ikisinde de. Almanya kümede kalma savaşından uzak durma savaşı verecek kalitede bir kulüp. Şu anda da kötü gidiyorlar. Sevilla ise yukarıda olması gereken bir takım. Onlar da 14. sıradalar. Burada iki tane seçenek var. Bir, gerçekçi olur mu? İki, hangisine gidelim? Yani gerçekçi olursa mesela Sevilla'ya gidelim mi, gerçekçi olur mu? Bize teklif yaparsa. Gibi sorular. Gibi. Bir takım sorular sizlere sormak istiyorum. Aha, Erol Bulut. Ya Erol hocam bir bıraksan Almanya, boş ver ya. Neyse. Bu konuda YouTube'dan da cevap bekliyorum. Bursa Spor'da bu sezon bitirmeyi de deneyebiliriz ama şampiyonluk mücadelesi verme ihtimalimiz olabilir. Bir iki devre arası transferiyle. Belki bir kaleci, belki bir sağ bek. Bunların cevabını sizden rica ediyorum. Bu maçı oynamayalım. Yayınımızı ve bölümümüzü burada bitirelim. Ben sizden gelen yorumları okuyacağım. Buradaki tekliflere bakacağım. Oha, Liverpool açılmış falan. Yok tabii ki. Malaga'ya ben başvurmak istemedim. Geri kalanlar da bu şekilde. Napoli'de ayrılmış zaten buradan. Napoli'de gerçekçi olmaz.
Olur da mesela Sampdoria, Almeyra ve Freiburg üçlüsünden biri teklif yaptı diyelim chat. Bunlara gitmemiz gerçekçi olur mu? Türkiye'de bunları başarmış bir hoca. TFF birincilikte özellikle Avrupa'da ilerlememiz, finale gitmemiz etkileyici mesela. Üçüncü ligden birinci lige her sene üst üste çıkmamız etkileyici. Süper Lig'de ilk çıktığımız sene konferansa kalmamız etkileyici. Ama maalesef bu güzel hikaye, bu devamlı yukarıya giden hikaye Konferans Ligi'nde gruptan çıkamayarak birazcık sekteye uğradı. Yine de bize şans verirler miydi yurt dışından? Bu konuda da mesajlarınızı bekliyorum bu dörtlü arasından. Herhalde Sevilla ve diğerleri gibi ayırabiliriz. Ya da Sevilla en üst şey, Sevilla. Sonra Sampdoria, Freiburg, sonra da Almeria geliyor. Açıkçası ben Almeria'ya gitmeme taraftarı gibiyim. Yani Bursa Spor'dan çok üst düzey bir kulüp mü? Değil bence. Dolayısıyla mesela Sevilla gerçekçi olur mu? Onu yazın. Sampdoria, Freiburg gerçekçi olur mu? Onu yazın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok sağ olun. Sizleri seviyorum. Like'ınızı, yorumunuzu esirgemeyin. Geçen 300 yorum falan geldi. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bayağı da iyi bir performans gösterdi YouTube bu sayede. Dolayısıyla yorum yapmayı, fikrinizi belirtmeye kanalın çok ihtiyacı var. İyi olur. YouTube rica ediyorum. Aynı zamanda biz her perşembe bir aksilik olmadığı sürece Futboliste yapıyoruz canlı yayınları. Arada bir benim kanalda da oluyor ama Futboliste de Twitch kanalına da mutlaka bekliyorum sizi. Takip etmeyi unutmayın. Canlı yayını da kaçırmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde ve yayında görüşmek üzere. Bay bay.